Memursay Genel Başkanı Sayın Ali Yalçın'la sohbetimize devam ediyoruz. Konumuz tabii ki 1 Kasım seçimleri ve 1 Kasım seçimlerinin nasıl AK Parti'yi tek başına iktidara getirdiği. Siz tabii ara vermeden önce dönemin özellikle bu fetret dediğimiz ara dönemi anlatıyordunuz. Devam edelim. Şöyle, neden koalisyon kurulamadı? Şöyle, 7 Haziran'da verilen oylar muhalefet tarafından bir an yanlış değerlendirildi. Çözüm sürecine ilişkin özellikle HDP'ye verilen oylar siyasi zemin güçlensin, dağın eli zayıflasın derken alınan oyların mermi olarak yeniden millete döndürülmesi gibi bir talihsiz bir süreç yaşandı. O yüzden fırsat tehdide dönüştürülünce ya da imkan riske çevrilince millet bu anlamda krediyi yeniden geri aldı. Dolayısıyla siyasetin bu süreçteki ideolojik dayatmaları ya da hayırlarla milleti yok sayma ya da evet, isterseniz öyle gelelim. Ya tabii HDP ile ilgili durumu açıklayabilirsiniz. Ama öbür tarafta işte CHP oylarını kısmen arttırsa da işte 2 milletvekili hatta arttırdı. CHP aslında olumlu bir tablo çizdi bu süreç içerisinde değil mi? Yani öyle derler. Şimdi görüşmeler neticede olumsuz sonuçlandı. Yani görüşmeler millete bir anlamda olumlu bir hava pompaladı. Fakat neticede olumsuz sonuçlandı. İdeolojik da işte MHP'nin hayatlarla plana çıkmış olması ve hiçbir şeye evet dememesi gibi bir süreç yaşandı. Bu toplum nazarında çok gözlemledi ve kabul görmedi. Dolayısıyla bir de bu süreçte seçime gitmeden önce 7 Haziran'da ortaya çıkan tablonun dışarıdan Türkiye'den nasıl okunduğu kadar dışarıdan nasıl okunduğu da önemliydi. Millet bu anda bir anlamda yeniden irkildi ve kendine döndü. Çünkü mesela o süreçte İsrail'den İsrail Tolay gazetesi Erdoğan gitti artık daha güçlüyüz diye Fars Haber Ajansı Erdoğanizm bitti dedi. İşte Yunan gazetesi Tanya işte Sultan Erdoğan'ın rüyası kabusta sonuçlandı. Erdoğan'a şok dedi. İran gazetesi Osmanlı rüyası bitti diye verdi. La Republik yeni bin yılı Selahattin Eyyubi'si durduruldu diye verdi. Fransa Libertarian gazetesi Osmanlı'nın düşüşü dedi. Independent Türkiye Erdoğan'ı değerlendir diye. Bunların tamamı Türkiye'de vesayete karşı verilmiş olan şimdiye kadarki mücadele alınmış mesafe dolayısıyla Türkiye'nin korku tünelinden çıkması, belli bir seviyeye gelmesi, olumlu algılanan her şeyin Batı tarafından bir tehdit, bir risk olarak algılanmış olması, Türkiye kendi sınırlarının dışındaki mağdur mazlum coğrafyada da söz söyleyip oralarla da ilgilenmiş olması egemen güçler tarafından çok hoş karşılanmayan bir şeydi ki kaldı ki İsrail'e Sayın Cumhurbaşkanı'nın posta koyması ve sizi öldürmeyi iyi bilirsiniz deyip pamülü çekmesi gibi hadiseler ister istemez şimşeklerin Türkiye üzerine çekildiğini gösteriyordu. 7 Haziran sonrası onların attıkları Türkiye milleti biz ne yapıyoruz anlamında kendisini yeniden vesile oldu. Bu süreçte de hükümet söylemleriyle, vaatleriyle, toplumu okşayan yeni teklifleriyle ister istemez kendini çek etti ve 1 Kasım'a doğru gidilen süreçte ortada net iki fotoğraf vardı. 1 Kasım'da 7 Haziran'da ortaya çıkmış olan fotoğrafta Türkiye'ye karşı dışarının sevinci, zafer çığlıkları atması. 2 ortaya çıkan fotoğraftan sonraki koalisyon tartışmaları içerisinde bir anlamda ve ülkede ekonominin bu arada yaralanmaya başlaması ve örselenmesi. 3. bir noktaki da terörün yeniden bir kart olarak milleti diz çökmek yeniden devreye sokulmuş olması ve bunun milletin önüne bir seçenek olarak sunulması ve işte sırtımızı YPG'ye yasladık, şuraya yasladık, buraya yasladık gibi siyasetçilerin millete meydan okurcasına millete yaslamak yerine terör örgütlerine yasladığını cesurca ifade ettiği bazı söylemlerdi. Bunlar millet tarafından çok net algılandı. Biz alanda çalışma yapan,
1 milyon üye hedefiyle alanda olan bir teşkilatız ve programlarımız devam ediyor. Seçim dolayısıyla bir iki gün ara verdik. Gidemediğimiz iller var. Dolayısıyla programlarımız devam ediyor. Seçim öncesi gittiğimiz bütün yerlerde milletin bu sürece ilişkin reflekslerini ölçme fırsatımız oldu. Millet mesajı çok net olarak algılamıştı. O da muhalefetin aldığı oyu yanlış değerlendirdiği gibi bir durum okuması vardı milletin. Yani biz size yeterli oyu verdik ama siz bunu değerlendiremediniz. Biz size kredi verdik ama siz bu krediyi son derece yanlış anladınız anlamında. Çünkü kurşun asker zannettiler gelen oylara. Öyle bir şey yok. Siyasette kurşun askerlik diye bir şey yok. MHP'nin politikasında yani 7 Haziran öncesiyle sonrası arasında çok daha fazla bir fark yoktu aslında. MHP'deki bu oy kaybını neye bağlıyorsunuz peki? Şimdi burada neticede memleket terörle imtihan olunuyor. Dolayısıyla MHP gibi etnik siyaset üzerinden hareket eden bir siyasal oluşumun, bir partinin bu koalisyon tartışmaları içerisindeki tavrı veya ortaya çıkan fotoğrafta milletin bize ana muhalefet görevi verdi deyip ilk günden yaptığı söylemler ister istemez toplum nazarından çok hoş karşılanmadı. Bu süreçte eğer hükümet teröre karşı çok net bir tavır almış ve silahlı madem süreç başladı öyleyse son nokta yok edilene kadar üzerine gideceğiz diye bir kararlı tutum ortaya koymuşsa milletin burada beklediği şey MHP gibi etnik siyaset üzerinden hareket eden veya milletin bu kategoriye koyduğu bir siyasal oluşumun burada elini taşın altına koyması gibi bir beklenti vardı. Bunu millet göremeyince dolayısıyla emaneten almış olduğu oyları yeniden kaybetmiş oldu. AK Parti de bu süreçte kendini bir miktar çeketti ve yeniden sosyal alana dönerek yeniden atılımcı ruha, toplum kesimlerinin taleplerine ve tekliflerine karşı olumlu yaklaşan bir konuma çekti kendini. Biz memur sen olarak... O zaman buradan şöyle devam edelim isterseniz. Yani sonuçta AK Parti tek başına iktidar oldu. İşte bir ay içerisinden hükümetin kurulmasını bekliyoruz. Sizce hükümetin öncelikleri ne olmalı? Yani çalışan kesimin temsilcisi olarak beklentilerinizi seçim öncesi ilettiniz. Biz 7 Haziran'la 1 Kasım arasında çok önemli bir süreç yaşadık. 3. dönem toplu sözleşme sürecini yaşamış olduk ve bu 3. dönem toplu sözleşme sürecinde kamu görevlileri olarak 3 milyon 200 bin insan ve 1 milyon 900 bin kamu görevlisinin emeklisi olmak üzere 5 milyon 100 bin insan için masada belli bir pazarlık süreci yürüttük ve kıran kırana geçen, bazen stresli, bazen yorucu, bazen rahatlatan sonuçların alınmasıyla beraber genel anlamda baktığımız zaman da mutlu eden bir fotoğrafı oluşturduk. Ve 213 kazanım gibi toplu pazarlık süreçlerine damga vuran, toplu sözleşme tarihinde eşi benzeri olmayan bir kazanımlı toplu sözleşmeyi geride bıraktık. Biz bu toplu sözleşmeyi yaparken şunu çok net ifade ettik. Toplumdaki oluşturulan sünni gerginliklerin, bazı gazetelerin toplumda algı operasyonu yapmak isterken toplumu germesi gibi basının bu anlamda özensiz davranması, siyasetin dilinin gerginleşmesi, terörün yeniden gündeme girmesi gibi insanların bir anda bütün umutlarını yitirdiği bir atmosfere girerken biz dedik ki 5 milyon 100 bin insan için masaya oturduğumuz bu masadaki toplu sözleşmedeki uzlaşı toplumsal uzlaşmaya vesile olabilir. Dolayısıyla bunun önemli bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Çünkü 5 milyon 100 bin insan aynı zamanda 20 milyon aynen doğrudan aileyle birlikte insanı ifade ediyor ki 78 milyon da dolaylı ilgilendiren çok önemli bir süreçti bu. Bu sürecin suhuletle sonuçlanması ve son yarım saatte de olsa krizin çözülüp mutabakatla işin içinden çıkılmış olması, 213 kazanım gibi toplumun tamamı tarafından olumlu karşılanan bir toplu sözleşmenin yapılmış olması 1 Kasım'a en önemli yansıyan hadiselerden birisiydi. 1 Kasım bizim açımızdan son derece çıkan fotoğraf bizim açımızdan sevindirici. Şunun için çalışanlar açısından. Tabii. Biz bunu zaten ifade ederken 850 bin üyesi bulunan Türkiye'de kamu görevlilerinin örgütlü olduğu 11 hizmet kolunun bütün yetkisinin elinde bulunduran kamu işveren heyetinin karşısında kamu görevlileri sendikaları heyet başkanlığını da taşıyan bir konfederasyon olarak konuşuyorum burada. Bu çıkan fotoğraf sabit gelirler, emekliler, işçiler, kamu görevlileri açısından son derece sevindirici bir fotoğraf. Neden? Şunun için. Biz 7 Haziran'da da 1 Kasım'da da şunu net konuştuk. Dedik ki
istikrar son derece önemli. Bu ülkede istikrar kaybolmasın. Çünkü ne zaman istikrar kaybolduysa bu ülkede, ne zaman koalisyonlu dönemler başladıysa, 54. hükümetin o zekat miktarı bir iktidar dönemini kenara koyuyorum. Onun haricindeki bütün koalisyon dönemlerinde sabit gelirler kaybetti. Emekçi kesim kaybetti. Ülke yani ekonomik olarak ölçelendi. Evet, 3-3,5 dönem diye sayıyoruz biz Türkiye siyasetinde istikrarın olduğu dönemi. 1- Menderes dönemi, 2- Özal dönemi, 3- son 3 dönemlik istikrar dönemi, 1- de zekat miktarı da olsa 54. hükümette o 1 yıl içerisindeki iyileştirmelerin olduğu dönem. Necmettin Erbakan. Evet, Sayın Necmettin Erbakan Hoca'nın olduğu o dönemi ifade ediyoruz. Bunun haricindeki bütün dönemlerde ülke ekonomik olarak ölçülenirken en büyük zararı kamu çalışanları, kamu görevlileri ve sabit gelirler olarak, emekliler olarak bizler gördük. Dolayısıyla mutlaka ama istikrarın çıkmış olması bu süreçte bizim işimize yarayacaktı ve biz istikrar temennisinde bulunduk. Ve ortaya çıkan fotoğraf bizi rahatlattı. Neden? Çünkü 213 kazanımı alırken bazı konularda, dolayısıyla 1 Kasım sonrası ortaya çıkacak fotoğrafa bağlı olan bazı teklifler ve talepler gerçekleşti. İşte sözleşmelerin kadroya geçirilmesi konusunda yolu açtık. Fakat bu yeni bir meclisin teşekkülünden sonra oluşabilecek fotoğrafa ve görüşmelere siyasi alacak mesafeye bağlı. Dolayısıyla yeni anayasa konusu, siyaset hakkı konusu, grev konusu, emeklilerle ilgili aile yardımı konusu, çocuk yardımı konusu gibi birçok konu var. Bunların tamamı yeni dönem oluşabilecek fotoğrafa bağlı konular. Yine kamu görevlileri nezdinde en önemli sıkıntılardan birisi olan temel hak ve hürriyetlerin kullanılamaması noktasındaki kamusal alan yanı, kamuda başörtüsü takamama sorunu önemli oranda çözüldü ama üniformalı olanlarda yine aynı sorun devam ediyor. Yüksek yargı organlarında yine aynı sorun devam ediyor. Dolayısıyla bu anlamda da temel hak ve hürriyetlerde bir mesafe alınacaksa bu oluşabilecek bir fotoğrafa ve istikrara bağlı. Bunun için yeni fotoğraf bizim açımızdan önemli ve çıkan fotoğrafı biz son derece toplum açısından da bizim açımızdan da ümitvar olarak görüyoruz. Çünkü masaya getirilen ve masada üzerinde uzlaşılan bir kısmı yeni hükümetin oluşmasıyla ödevlendirilen konular bundan sonra daha mümkün diye görüyorum. Örgütlenme hakkı da yine aynı şekilde. Emeklilerin örgütlenme hakkı yok. Bu anlamda polislerin, güvenlik görevlerinin örgütlenme hakkı yok. İkisi de Türkiye'de kamu görevlileri sendikacılığının 92'de başladığı süreçte, 80 sonrası gelişen süreçte dernekleşme gibi adımlarla başlayıp daha sonra sendikalaşmaya geçip 2001'e kadar yasal zemini olmadığı halde yürüdüğü zorluk dönemi gibi emeklilerde de emniyet görevlilerinde de sendikalar var ama sendikalar bu anlamda bir varlık mücadelesi, bir yasal zemin arayışı içerisindeler. Bu süreci kolaylaştıracağını düşünüyorum. Biz yeni dönemde bu alanı zorlayacağız. Yani sözleşme masasındaki yeni dönemde memur sen büyük ihtimalle vaatlerin takipçisi kesinlikle olacak. Kesinlikle. Masada mutabak kaldığımız ama yeni oluşacak fotoğrafa göre üzerinden yürüyebileceğimiz bütün teklifler ve talepler bu anlamda özenle takip edilecek ve sonuçlandırılmak için memur sen tarafından mücadelemiz bu süreçte devam edecek. Yine hükümetin seçim öncesi kurduğu sosyal alana ilişkin, kamu görevlilerine ilişkin, emekli kesime ilişkin, işçilere ilişkin, istihdam alanına ilişkin kurduğu vaatler ve topluma sunduğu teklifler var. Dolayısıyla bunların siyaseten mi hakikaten mi olduğunu test edebileceğimiz bir önümüzde 4 yıllık süreç var. Bu anlamda Türkiye'deki en büyük örgütlü güç olarak 850 bin lirayı geride bırakmış ve 1 milyona Mayıs 2016'da ulaşmak için yoğun çalışma ortaya koyan konfederasyon olarak bizim üzerimize düşen şey kamu görevlilerinin bu anlamdaki beklentilerini, kamuya geçmek isteyen ve şu an kenarda bekleyen ataması yapılmayan öğretmenlerden, idari bilimler mezunlarından, üniversite mezunlarından, işsiz insanların taleplerine varana kadar tamamını takip etmek, sonuçlandırmak için ortaya bir mücadele, bir enerji koymaktır. Memur sen olarak yeni dönemi Türkiye'nin kazandığı dönem olarak görüyorum. Kamu görevlileri de bu süreçte kazançlı çıkacaktır. Çünkü istikrar varsa bizim aldığımız kazanımlar elde var birdir. Evet. Dolayısıyla yenisini konuşabiliriz. Fakat istikrar gitmişse bize biçilen ödev mevcudu korumak için mücadele edeceksiniz gibi bir ödev olur. Dolayısıyla bu da
bize keyif vermez. Geçmişte bunun örnekleri yaşanmıştı. O yüzden çıkan fotoğraf son derece yerinde diye düşünüyorum. Ülke kazandı, mazlumlar kazandı, mağdurlar kazandı, Anadolu çocukları, Anadolu sermayesi kazandı, kardeşlik kazandı ve burada emekçi kesim kazandı. Yeni çıkan fotoğraf bu anlamda önemli. Eğer seçim sonuçları ilk açıklandığında ilk tebrik Filistin'den, Gazze'den geliyorsa, Nahta'dan geliyorsa, Suriye'den, Özgür Suriye'den geliyorsa, Mısır'dan bu anlamda geliyorsa, mazlum coğrafyalardan tebrik ilk geliyorsa, burada doğru yoldayız demek. Sonuçlar yalnızca Türkiye'yi ilgilendiren sadece sonuçlar değil. Sadece bizi ilgilendiren bir şey değil. Burada Türkiye sadece Türkiye değil. Türkiye Türkiye'den ibaret olsa dediğimiz doğru olabilir ama Türkiye'yi anlamak için bir miktar Türkiye'nin dışına çıkıp medeniyet paydaşımız olan ülkelerden Türkiye'ye bakabilmek gerekir. Biz 7 Haziran seçimlerinden önce Balkanlar üzerinde konfederasyon olarak Eğitim Birsen olarak konfederasyonun büyük sendikalarından Eğitim Birsen ve Sağlık Sen olarak Balkanlar üzerinde bir başkanlar kurulu gerçekleştirdik ve Bosna, Kosova, Makedonya, Arnavutluk üzerinde bazı diplomatik girişimlerde bulunduk. STK'larından oradaki sendikalarına varana kadar toplum kesimlerine, Türk Demokrat Partisi'nin yetkililerine varana kadar, Türkiye'nin oradaki misyon şeflerine, Yunus Emre'nin faaliyetlerine varana kadar birçok alanı inceleme, konuşma, onların taleplerini, tekliflerini, Türkiye'ye ilişkin beklentilerini ölçme zeminini gördük. Orada gördüğümüz şuydu. 7 Haziran'da ortaya çıkmış olan görüntü onları tedirgin etmişti. Tamamen tedirgindiler ve Türkiye burada eğer... Gözleri Türkiye'deydi aslında. Türkiye buradan yara alırsa, bu Türkiye'nin mevcut istikrar zeminini kaybetmesine ve geriye saymasına vesile olursa bizim halimiz nice olur diye oradakilerin bir tedirginliği vardı. O yüzden Türkiye sadece Türkiye değil. Türkiye'yi anlamak için Balkanlara, Kafkaslara, Orta Afrika'ya ve Orta Doğu'ya inmek lazım. Buralara indiğiniz zaman insanların Türkiye'ye ilişkin bakışını fark ettiğinizde ancak bu durumu anlayabiliyorsunuz. Çünkü çoğu ülkeler sömürgeleştirilmiş, çoğu ülkeler bir başkasının kolonisi haline dönüştürülmüş ve oradaki insanların umudu Türkiye. Eğer bir sorun varsa, Türkiye buna el atarsa bu iş çözülür anlamda Türkiye'ye yükledikleri bir anlam var. Misyon. Dolayısıyla bir misyon var. Bu çıkan fotoğraf İsrail'de suskunluğa, Gazze'de coşkuya vesile oluyorsa dolayısıyla doğru yoldayız demektir. Millette bir rahatlamaya vesile oluyorsa doğru yoldayız demektir. Emekçi kesimde kamu görevlerinde bir mutluluğa vesile oluyorsa o zaman doğru yoldayız demektir. Buradaki en önemli şey bundan sonraki süreçte muhalefete düşüyor. Muhalefet bu seçimden belli payları çıkarmalı. Asla gerginleştirici üslubu kullanmamalı. Toplumu kamplaştırma gibi bir noktadan uzaklaşmalı. Seçimden çıkıldığı gün dolayısıyla Nokta Dergisi'nin attığı manşet, bazı gazetelerin attığı manşet, İsrail gazetelerinin ve Türkiye'de bazı gazetelerin kaos, korku kazandı anlamında attığı manşet bir şeylerin devam edeceğini gösteriyor bu ülkede. Yani birileri mühendisliğe devam edecek. Bu ülkede Gezi'den Ukrayna çıkarmaya çalışanlar, 17-25 Aralık'tan Mısır çıkarmaya çalışanlar ve seçilmiş iktidara darbe yapmaya kalkanlar ya da Kobani bahanesiyle Türkiye'den Suriye çıkarmaya çalışanlar bundan sonra da boş durmayacaklar. Türkiye'de bir şeyler yapmaya çalışacaklar ama burada en önemli sorumluluk bu saatten sonra hükümet kadar muhalefete düşüyor. Muhalefet hemen şurada gerginleştiren tavrın kazanmadığını görmüş olmalı. Bazı gazetelerden bahsettiniz siz. Bazı gazeteler de işte Türkiye ikiye bölündü. Yani %50-50 türünde bir kamplaşmadan bahsettiler. Yani bunu doğru buluyor musunuz gerçekten? Son derece yanlış bir yaklaşım. Eğer demokratik bir zemindeysek demokraside 49'a karşı 51 hesabı üzerinden gidiyorsak bir tanesinin oyunun fazlalığı diğer tarafa yönetme hakkını diğerine teslim etmeyi gerektiriyorsa o zaman ortaya çıkan fotoğrafa herkesin saygı duyması gerekir. Bu açıdan bakıldığında şöyle bir durum var o zaman. Meclise giren partilerin oyunu topladığınız zaman hükümeti oluşturacak olan Adalet Kalkınma Partisi'ni geçemiyor. O zaman demek ki bu anlamda bir sayısal üstünlük de var. Olmasa bile bir
parti aldığı oy oranı itibariyle hükümet kurabiliyorsa, bu ülkeyi yönetmeye selahiyetini millet ona takdim etmişse, vermişse, diğerlerine düşen saygı duymaktır. Yoksa buraya oy vermeyen şu kadar adam var deyip gidilebilecek bir mesafe yok. Aynı durum kendisi için de geçerlidir. Yarın aynı fotoğraf bu cümleyi kuranlar için de olabilir. O zaman geri kalanlar da aynı cümleyi kurabilir. Derler ki bunun karşısında şu kadarlık bir alan var. Bu Türkiye'nin geçmiş jargonundan, geçmiş siyasetinden kalma, gerginleştirici politikalardan kalma bir jargon. Muhalefet bunu bir an önce geriye bırakmalı. Hükümet de 7 Haziran, 1 Kasım bu ikisi arasındaki aradaki türbülansı, bu ikisi arasındaki farkı, halka yaslanmayla halktan uzaklaşma anlamındaki farkı çok net okumalı ve toplumun uzlaşı kültürünü kazanması, gerginleştirmeye çalışanların prim yaptığı açık alanların tamir edilmesi gibi kendisini bu anlamda check etmeli ve toplumsal uzlaşıyı bir an önce ortaya çıkarmak lazım. En önemli uzlaşıyı zaten millet şu anda çıkardı. Şu an çıkan fotoğraf toplumsal uzlaşı için son derece önemli bir fotoğraf. Bundan sonrası birinci anlamda muhalefete kalıyor, hükümete değil. Birinci anlamda muhalefete. Muhalefet bundan sonra gerginleşme politikalarından uzaklaşması lazım. Hükümet de iyileştirmeyi açık alanların tamamına kulak kabartması lazım. Sayın Yalçın, çok teşekkür ediyorum katıldığınız ve verdiğiniz değer, yaptığınız değerlendirmeler için. Bir başka programda buluşmak dileğiyle diyorum. Konuğumuz Ankara'dan Memur Sayın Genel Başkanı Sayın Ali Yalçın'dı. Bir başka konukta, bir başka programda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.